Selam, ben Sultanoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Umarım beğeneceğiniz bir program olacaktır. Bu programda ateşleme sorunu olan bir odun testeremiz var. Bunun tamiratını yapacağız. Erhan ustamız bize bu konuda yardımcı olacak. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Umarım faydalı oluruz. Bugün Mustafa Bey'in dediği gibi ateşleme sorunundan bahsedeceğiz. Ateşleme sorununa önce bujinin ateşlemesine bakabilmemiz için bujiyi sökelim. Ateşlemesine bakabilmek için tekrar yuvasına takıyoruz. Buradaki metal gövdeye değdiriyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İçinde çok benzin varsa ateşleme yaptığında ateş alabilir. Buna dikkat edin. Çalıştırma mandalımız yukarıda. Gördüğünüz gibi çok cansız. Çok cansız. Değiştirince farkı göreceksiniz. Bobinimizde sorun var. Şimdi sökmeye başlıyoruz arkadaşlar. Alemi değiştireceğim. Söktüğümüz parçanın adını da söyleyelim. Yani bobini, ateşleme bobini. Bu volan dişlisi buradan döndüğü zaman bunun içindeki manyetik akıyla mıknatıs formunun bir tarafında manyetik akıyla elektrik üretiyor. İçinde bobin var bunun. Ha burada şöyle de bir bilgi vereyim. Bazen bu yay düşüyor. Bu yay düştüğü zaman da ateşleme olmayabilir. Ben buraya hazırlamıştım daha önceden. Gördüğünüz gibi. Böyle düşmüş oluyor. Böyle düşmüş oluyor. Bu da ateşleme yapmıyor. Yani, bobinde falan sorun olmuyor. Bu sadece yayın düşmesinden kaynaklanıyor. Evet, çıkartıp takarken bu yay bozulabiliyor. Sevgili dostlarımız buna da not alıp kontrol ederken özellikle buna dikkat etsinler. Yani basit bir arızayı fazla bir arıza düşünmesin. Gerek kalmayacak tabii o zaman. Bu arızalı olan bobinimiz arızalı değil mi? Arızalı olan bobinimiz. Tabii böyle söktüğümüz zaman da işte bu yayları alırsak zamanı geldiğinde kullanabiliriz. Ha yedek olarak geldiğinde dursun var değil mi? Bu yay rahatlıkla çıkabiliyor. Tabii. Çatal iğne gibi. Tabii. Buraya takılı zaten bu. Böyle gördüğünüz gibi çıkıyor. Bu çamaşır mandalının iğnesine benziyor. Şeysine, yayına benziyor. Tabii. Şimdi yeniyi takıyoruz. Yerine yerleştiriyoruz ve tekrar vidalayacağız. Vidalayacağız. Vidalarken ayarlayalım. Şu mıknatıslı taraf gelmesin. Gelirse ayarlaması biraz zor olur. Diğer tarafta ayarlamamız lazım şöyle. Önce vidalarımızı bir yerleştirelim. İnce ayar var. Bunu değdirmemek lazım oraya. Volana tam değerse yine ateşleme yapmaz. Şunu biraz daha çevireyim, ışık da istersen. Arasına böyle kalın bir kağıt parçası koyup ayarlayabilirler. Bizim elim alışkın olduğu için
Şu ara Oraya mesafeyi, nereye koyacağını da bir kağıtta ara göstereyim. mesafeyi şöyle. İnce, ince de ben göstermek amaçlı. Şu arasına şöyle biraz kalın. Bu kava gibi bir şey koyarlarsa daha güzel olur, evet. Ayak, bu araya ucu koyarlarsa daha iyi olur. Çünkü buraya değdiği zaman ateşleme yapmaz. Taktık, vidalarımızı sıktık, son kontrolleri. Yani şu önemli olan şunun rahat hareket etmesi, volanın. Kapağımızı da tutturup oturmazsa ipi biraz çekin. Bu rahatça yuvasına oturur. Önce bir ateşlemesine bakalım. Taktık. Şöyle tutayım da. Biraz öncekinden patlatmış. Şimdi daha bujinin ayarlamasını yapacağız. Şimdi bu bujimizi temizlesek kullanabiliriz yine ama biz tabi tazeyi başka bir buji takacağız. Temizlendiğini de göstereyim isterseniz. Bizim burada biraz profesyonel oluyor gerçi de. Tabi dediğimiz gibi böyle parçaları takarken gözlüğümüzü takıyoruz. Aradaki fark. Bu yaptığım işlemi siz tel fırçalarla evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir de bunun ağzını ayarlarken ben genelde size pratik olması amaçlı maket bıçağını biraz daha şöyle rahat aradaki boşluk maket bıçağı kalınlığı kadar olur. Maket bıçağından biraz hafif çok az bir şey fazla olacak. Sürtünmesiz gelip çıkması yeter. Tabi tabi şu anda tamam. Bakalım ateşlemesine biraz öncekinde. Farklı. Ama tabi yine dediğim gibi biz başka bir ucu kullanacağız. Taktık. Ateşlemesine bakalım. Gördüğünüz gibi ateşleme daha fazla. Dediğim gibi yine öbür bujumuzla kullanılabilir. Şimdi test edip motorumuzu çalıştıracağız. Neyse, çalıştıracağız. Hır sesini duyduk. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik zaten. Benimki alışkanlıktan, siz elinizi vurmayın böyle. Çarpabilir. Kontrolü. Bu tamam. Bir tamiratımız daha tamam. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu programımızda ateşleme sorunu olan bir makinamız vardı. Onun tamiratını yaptık. Bobinini de değiştirdik. Bujisini kontrol ettik ve bujisini temizledik. Kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bizden esirgemeyin ve like atın. Bunlar bize yol gösterici olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.